Ekonomide Saadet YouTube'un kıymetli izleyicileri, çok uzun bir ara oldu. YouTube yorumlarına normalde biliyorsunuz dönüşler de yapıyorum ama o kadar fırsatım olmadı. Çoğunlukla Instagram ve işte biraz daha az Twitter ama sonra ikisini de aktif kullanmaya başladım. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu süreçte hakikaten o kadar güzel insanlar beni takip ediyor, izliyor ki bunu çok hissettirdiler bana. Bir kere başta yayınıma aldığım çok kıymetli isimler, astroloji camiasından Güçlü Bey, Şenay Hanım, Şebnem Hanım, Deniz Erten, hani kalbim gerçekten onun duaları, hastanedeyken bütün hep o duaları dinleyerek, işte hep meditasyon yaparak geçti. Sürecin başındayken ilk başta biraz böyle hani çok yorulduğumu söylemiştim. Çok insanlar anlayamamıştı ne olduğunu bana. Sonradan olayın tabii ciddiyeti ve benim hastaneye yatış sürecimle beraber birazcık daha böyle ben de tabii hani idrakte, şöyle söyleyeyim, ne olur çok dikkat edin. Yani şu anda yayılma inanılmaz yaygınlaşmış durumda. Sizlerden, şu an beni izleyen, YouTube'dan izleyecek olan herkesten ne olur Ocak ayı boyunca çok az sosyalleşin. Hani ben böyle 2 yıldır çok dikkat eden taraftaydım kendime. Gerçekten ne yapılması gerekiyorsa, yani beni gördünüz, Instagram'dan takip edenler beni farklı yerlerde gördü ama inanın hani bunu etrafındaki insanlar da çok iyi bileceklerdir ki ben hep maskeyle durdum. Hiç dışarıda, kapalı bir yerde mümkün olduğunca olmadım. Hep görüşmelerimi açık alanda yaptım ve çok dikkatliydim. İşte bir şekilde öyle Aralık ayında katıldığım bir davet diyeyim. Biraz da böyle o dikkatsiz olmam. Hatta o gün kendi kendime dedim ki ya dedim, sahi ne kadar dedim böyle şey davrandım dedim. Yani kendi içimden de böyle kendi kendime şeyde bulundum ya, çok böyle rahat davrandın falan ama hani insan gene de hani ben bu arada çok bağışıklığıma dikkat ediyorum. Kalabalığa girdiğim zaman dışarıda dahi olsa geliyorum, kekik kokluyorum falan. Hani o bütün her şeyi yapıyorum. Gerçekten hani çok dikkatliydim ama orada bir şekilde kaptım. Ama korona olduğunu ilk hani test, o PCR yapılan ilk gün çok kötüydüm tabii. Sonra yapılan testten sonra hani pozitif çıkınca tabii söylemedim önce beni izleyen insanlara. Birkaç gün böyle sanki herkes bunun soğuk algınlığı gibi atlatılacağını ifade edenler de var. Kimi bünyeler bunu da yapıyor. Ama ben de ciğere indiği için 4. günden sonra hastane süreci oldu. Yani hastane süreci gerçekten benim için de çok zorlayıcıydı. Ama şu kadar söyleyeyim, gerçekten hastanede olan hasta bakıcılar, doktorlar, yani zaten hani doktorlar çok ayrılar da o hasta bakıcı olan insanların çok ayrı ruhta olduğuna inanıyorum. Yani annemin sürecindeyken de bunu tecrübe etmiştim. Böyle hani parayla bir şey yaptıramazsınız o insanlara ve gerçekten yani o kadar muazzamlar ki benim her zaman artık doğal, zaten vardı da dualarımda o insanların hem maddi hem manevi olarak çok daha yükselmesine hep niyet ettim. Bu arada hani teşekkürüm de şöyle, çok gerçekten dediğim gibi yani yayınıma gelen çok birbirinden değerli isimler, sağ olsunlar. Hani kimisi aradı, tabii çoğunluğa ilk başta dönemedim çünkü zaten sesim de böyle değildi. Bir de şu nefes almak hadisesi şöyle oluyor mesela, arada derin derin nefesler alabilirim. Bu yayını da aslında çok uzun tutmayacağım, biraz böyle piyasayla ilgili sizlere bilgi vereyim istiyorum. Ama hani şöyle yaptığınız zaman şu nefesin böyle aşağı doğru indiğini hissedersiniz ya, inmiyor yani, inmiyor o zaman. Hani ben böyle bu iş nasıl oluyor dediğimde veya insanlar nasıl hastaneye düşüyor, işte böyleymiş yani, o yapıyorsun ve şuranda kalıyor. Ciğere inmesinde akciğer tutulumu olduğu için bende. Dolayısıyla hani şunu idrak ettim, yani özellikle yaşlılar için, özellikle başka sıkıntıları olan bir insan için, yani ben sonuçta hani sağlıklıyım, kendime dikkat ediyordum, bağışıklığımı güçlen tutacak her türlü vitamini alıyordum falan. Beni böyle yere serpti ki ben grip dahi olmayan bir insanım, yani benim öyle şeyim de yoktur yani grip olup da yatayım. Dolayısıyla beni bu hale getiriyorsa gerçekten diğer sıkıntıları olan insanlar için çok ciddi tehlike olduğunu kendim yaşayarak tecrübe ettim. Onun için beni izleyen insanlardan gerçekten bunu bir kere daha ne olur sosyalleşmeden önce, insanlarla bir araya gelmeden önce çok sıkıntılı bir süreç olduğunu, nefesin alamamanın insanı nasıl moral olarak çökerttiğini, hatta bir akşam böyle o kadar kendimi kötü hissettim ki böyle hani sizlerden de dua istediğim bir akşamdı. Nefes almakta çok zorlandığım için. Ve inanılmaz yani şey gibi oldu biliyor musunuz? O kadar güzel yani, tek baktığım böyle hastanedeyim, yatıyorum. İşte DM'den gelen mesajlara bakıyorum. Kimisi böyle Kur'an'dan işte sayfasını göndermiş. Müzeyyen Hanım, bu arada izliyorsanız şu anda göremedim sizi. Çok güzel, hani her zaman dua etti. Sait Hanım, dua ettim. Hadi şimdi suyunuzu için filan. O kadar güzel. Yani şunu söyleyeyim, özet. Yani biraz belki şimdi duygusala bağlarsam bir de gözyaşlarıma şey olmayayım. Şunu hissettim. Yani umut o kadar kıymetli bir şey ki ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hem bireysel olarak ya nasıl bir ortamdayız? İnsanlar, çok negatif bir haber akışı var. Her türlü canlıya yapılan, kadına yapılan. Fakat gerçekten çok güzel insanlar var. Ve bu güzel insanlar birbirlerini buluyorlar. Bu bir neye inanırsanız inanın, buna frekans deyin, isterseniz ilahi bir düzen deyin, ama ben çok hani Allah inancı çok yüksek bir insanım, manevi olarak da öyle. Dolayısıyla bunun öyle olduğunu düşünüyorum. O kadar güzel insanlar beni gerçekten izliyorlarmış ki, o kadar insan, yani insan olmak, hani hayatta niye varsınız ki, yani para kazanmak vesaire gibi şeyler apayrı, ama insan olmak, gerçekten bir insanın yardıma ihtiyacı olduğunda karşılıksız bir şey yapmak. Yani onu düştüğü zaman moralini yukarı çekmek ve inanılmaz bir şekilde o gün o kadar kötü hissettim ki, yani o gün çok zor geçti hastanedeki günüm. Ve o kadar sanki böyle bir anda yağmur gibi sizlerden gelen, böyle hani iyi olmayacağıma dair, dua ettiğinize dair, işte Kur'an'ın sayfasını gönderen, ettiği duayı gönderen, şifa olsun diyen. Onun için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir de lütfen Instagram'da olabilir, sosyal medyada olabilir. Hani böyle zaman zaman işte dua istiyoruz sizden diye böyle bazen bir mesaj görürsünüz. Geçmeyin o mesajı, olur mu? Çünkü o öyle bir çaresizlik anı ki. O anda bence Allah'ın da öyle bir şey olduğuna inanıyorum. Çünkü gerçekten o gün ben böyle meditasyon yapıyorum. İşte hatta 9'da dua edelim falan. Ben de o saatte hem meditasyon yapıyorum hem devamlı dua dinliyorum. Sağ olsun Deniz'in gönderdiği bir dua, ismi şu an hatırlayamadım o duayı. O esnada şey geliyordu aklıma. Ya öyle bir şey oldu ki hani böyle nefes almam, bir anda böyle nefes olabilir oldum. Yani ben bunun böyle bir mucizevi bir şey olduğuna inanıyorum ve Allah'ın gerçekten, çünkü daha kötüye gidebilirdi iş. Akciğer tutulumu artabilirdi ki çok daha zorunlu bir şeye geçenler de oluyor. Ama bunun çok işe yaradığını düşünüyorum. Onun için lütfen kayıtsız kalmayın. Eğer sosyal medyada denk gelirseniz veya herkes için öyle diyeyim, dua edin, gerçekten şifa dileyin. Bu arada hani ben isimlerini sayamadım ama Instagram'dan o kadar güzel bu şifa işleriyle de uğraşan kişiler varmış ki, onlar da bana böyle şifa çalışmasıyla ilgili hep böyle işte Sait Hanım buna evet deyin, işte sizin için bunu yapıyoruz. Çok değişik, enteresan, benim bile fark etmediğim ama bence kendimi ihmal ettiğim bir süreçte bu hadise geldi. Şimdi artık ekonomiye döneyim. Gerçekten ülke için çok üzüldüğüm bir dönemdi. Yani kendimi o kadar kaptırmıştım ki böyle hani şey gibiyim. Birileri benim sesimi duysun da, yani belki hükümetten de birileri, çünkü sonuçta danışmanlarla da aslında fikir alışverişi içerisindeyiz. Kimileri hala hani bu inançta olduğu için, en azından beni bildikleri için, sanki böyle sesimi duyururum da hani orada böyle bu gidişatla ilgili doğru görürler, doğru okurlar gayreti içerisindeydim ve çok üzüldüğüm bir dönemdi. Hakikaten ülke adına. Hatta hatırlarsanız en son da bunu YouTube'dan seyredecek olanlar, Instagram'dan beni takip edenler sağ olsunlar, ama YouTube'dan izleyecek olanlar İlkay Buharalı yayınını eğer izlememişlerse tam 14 Aralık falandı işte. Zaten 14 Aralık'tan sonra oldu ne olduysa o tarihten sonra böyle bir işte bu tarihe kadar maalesef iyileşme süreci. Yani hala tam düzelmiş değilim ama en azından gücüm ve nefesim yettiğince bu akşam biraz panik olmuş olanlara, biraz ekonomiyle ilgili benim anlatım tarzıma alışmış olanlara, kafası karışık olanlara kendi bildiklerimi aktarma noktasındayım. Ne söylüyordum? Bir şey söylüyordum. Gene orada gözüm takıldı yorumlara. Çok yıprattınız. Evet, çok üzüldüğüm bir dönemdi. Belki o zaman da, çünkü doktor sordu. İşte ne yaptığımı bilmediği için. İşte dedi son dönemde çok dedi üzüldüğünüz bir hadise oldu mu? Ben de dedim ki ya ben ekonominin içindeyim. Oradan sonra tabii hemen altına ve dolara geldi ama ben böyle şey gibiyim. Hani tabii sağ olsun doktor da beni espriyle moralimi düzeltmeye çalışıyor ama dolayısıyla hakikaten ülkenin gidişatı anlamında çok kaygılı bir dönem geçirdik. Hepimizin de bu kaygıda olduğunu biliyorum ki hani o ben hatırlarsanız 16 Aralık'ta Merkez Bankası'ndan bir puanlık bir faiz indirim beklediğimi söylemiştim zaten o yayında. Dolar TL'de 18'e doğru hareketi beklediğimi de söylemiştim. Hatta cuma günleri yapılan Merkez Bankası müdahalesinin ne kadar acemice ve gerçekten piyasanın içerisindeki kişiler adına aslında yani piyasayı birazcık biliyorsanız, piyasa dinamiklerini biliyorsanız cuma günü birçok piyasa oyuncusunun artık risk almak istemediği için özellikle cuma öğleden sonra dolar kotasyonlarının yükseldiği ve böyle bir ortamda Merkez Bankası'nın müdahale ediyor olmasının gereksiz bir rezerv satışı olduğunu da ifade etmiştim o yayında. Maalesef o çok korkulan oldu. Tabii benim o dönem dediğim gibi tamamen düştüğüm ve hadiseden 1-2 gün böyle gene Twitter'dan takip edebildim. Yani o dönem daha akciğere inmemişti. Bu arada hani koronada 4-5. gün çok dikkatli olmak lazım. Dolayısıyla o süreçte şunu gördüm ve hani özellikle benim işte o hastane sürecimde ve sizlere dönemediğim, biliyorsunuz ben bilgisini saklayan ve sakınan bir insan değilim ve mümkün olduğunca kendi işimden vakit buldukça da sizlere bilgi vermeye gayret ediyorum. Fakat lütfen şunu özellikle rica edeyim, YouTube'dan yayını izleyecek olanlardan da çok aktif beni takip etmek istiyorsanız, piyasayla ilgili bilgi almak istiyorsanız, anlık bir o gün çok önemli bir şey varsa lütfen Twitter'dan Ekonomide Saadet veya Saadet Büyük diye aratabilirsiniz ama Ekonomide Saadet Twitter'da. Instagram çok eğlendiğim yer. Eğlenerek ekonomiyi anlatıyorum. Orada herkesin bu da çok hoşuna gidiyor. Ben de eğleniyorum kaldık ya. Eğlenmesem yapmam bunu. Instagram'da da Ekonomide _Saadet. Anlık storylerde o günkü piyasayla ilgili yorumları muhakkak paylaşıyorum. Onun için hani YouTube'a dönecek olursak ya bu kadar hadise oldu, ortadan kayboldunuz gibi oldu. Ama bu arada Atilla hocamızla o gün bu arada son gücümdü. Yani o gün Atilla hocayla hani çok böyle ekstra bir efor sarf ettim. O günden sonra zaten o ilk hastaneye gidiş sürecim oldu ama o gün mesela biz Atilla hocayla doların 11 lira olmasını da konuştuk. Yani şunu herkes biliyordu. Eğer dolar kuru 18'e gelirse Türkiye açısından temerrüte düşmek demek bu. Türkiye'nin temerrüte düşmesi demek dostlar. Yani bu hani şey gibi, hepimizin borçları vardır ama bu sizin bireysel borcunuz değil artık. Türkiye'nin borcu öyle bir noktadaki artık Türkiye bir temerrüt riskiyle karşılaşacaktı ve acil bir müdahalenin gelmesi gerekiyordu. O gün işte Sayın Tayyip Erdoğan açıkladığı kur korumalı mevduatta bakın ama bu noktada şöyle bazı kafamızda soru işaretleri var. Artık hani sizler beni tanıdınız. Ben ondan sonraki süreçte bu arada hani Sayın Nebati'nin çok eğlendiğim, çok keyifliydi ya. Ben onu izlemeye bayılıyorum. Şu ara benim motivasyonumu kendisi arttırıyor. Sayın Nebati'nin açıklamalarını da izledim. Sonradan son yayında zaten iyiydim, evdeydim ve oradan takip edebildim. Sayın Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını da dinledim. Dolayısıyla şuraya gelmek istiyorum. Gerçekten hani en önemli nokta şu. Bu sene en azından 2022 için şunu söyleyeyim. Bu arada hepinize teşekkürlerimi ilettirdim ve ekonomiye geçtim. Orada saatime de bakıyorum. Bir 15 dakika geçmiş. Çok uzun tutmayacağım. Yani herkese hakikaten bütün kalbimle çok teşekkür ediyorum. İyi ki vardınız, yanımdaydınız. O kadar muazzam bir şey yaptınız ki bunun bendeki gücünü hayal dahi edemezsiniz, öyle söyleyeyim. Yani bence bir mucize gibi bir şey oldu ve ben o günden sonra daha iyiye gittim. Onun için hepinize yani bir şey yaptıysam demek ki insanların bu kadar karşılıksız sevgisini kazanmışım. Bu muazzam bir şey yani. Keşke sesim olsaydı ve bir ses sanatçısı olsaydım diye düşünmeden edemem. Bak, ekonomiyi anlatan bir kişinin de böyle daldan dala arada benim kafamın uçmalarına alışıksınız. O bakımdan çok arzu ederdim. Onları da çok ulvi insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani şey gibi bu hani hasta bakıcıların nasıl bizden öte varlıklar olduğunu düşünüyorum. Böyle insan ötesi onlar. Yani o hasta bakıcılar, hastanede çalışanlar kesinlikle bizden başka bir, yani onlar insan ötesiler. Bir de böyle ses sanatçılarına Allah özel bir şey vermiş, lütfetmiş. Onlar da insan ama onlar bizden farklı yani. Ne kadar keyifli. Düşünsenize böyle çıkıyorsun, söylüyorsun, öyle para kazanıyorsun. Çok keyifli. Dolayısıyla şimdi tekrar ekonomiye döneyim. Lütfen şimdi önce bu yıl için uyarılarımı yapayım. Yani dediğim gibi beni çok aktif, eğer YouTube'dan haftalık videolarda perşembe günleri ayrıntılı analizler yapıyoruz. Kaldı ki bu perşembe yine YouTube'da olacağım. Dolayısıyla YouTube'dan takip edenler, eğer sosyal medyada diğer Twitter ve Instagram'dan takip ederlerse çok daha sağlıklı olacaktır. Bir saniye. Şunu söylüyorum 2022 için. Şu herhangi bir yerden panikle dolar 16'ya giderken, o gün 18'e doğru giderken panik yapmış olabilirsiniz. Ama en azından beni takip eden insanların o paniği yapmamasını daha doğru bulurdum. Hani onu söyleyeyim, birazcık sizi şey yapmış olacağım. Çünkü ne zaman ki böyle, hani hep şundan bahsetmiştim, hatırlayın, muhakkak hatırlayacaksınız, böyle dikine gidiyor demiştim ya, doları açıyorsun dikine gidiyor, altını açıyorsun dikine doğru gidiyor. Şu o dikine doğru gidişin, o kadar süratli gidişlerin muhakkak bir düzeltmesi geliyor. Fakat ben orada özellikle şunu uyarmıştım, demiştim ki muhakkak bir faiz arttırımıyla ilgili bir hamle gelir ve burada bir şeye alırlar, zaptırap altına alırlar bu yükseliş. Çünkü dediğim gibi yani gittiğimiz yer ekonomiyi bilen kişiler için Türkiye'nin temerrüde düşmesi demek. Bu olağanüstü bir şey yani zaten. Dolayısıyla o gün bu kur korumalı hadisede pazartesi günü bana çok yazan insanlar da oldu. Yani Sait Hanım, ben yakalayamadım. Bizler düşün işin içindeyiz ki benim arkadaşlarımdan trade edenler, yani büyük bankaların hazinesinde olanlar da var. Bunu kim yaptı sorusundan kendi içimizde de konuştuk elbet. Cevabı yok. Yani bu çok, bakın şu andaki en büyük sıkıntımız bu. Yani ekonominin içerisinde olan kişiler dahi kafasında muallak sorular olduğu zaman bir sonraki hamleyle ilgili, yani dolar kuru 18'den 11'e gelirken aşağı yukarı 8-9 milyar dolarlık bir döviz satışı olduğu söyleniyor. Bunun bireyselden geldiği siyasiler tarafından ifade ediliyor. Yani bunu Sayın Nebati'nin ağzından duyduğumuzu söylüyorum. Çünkü biliyorsunuz ben hepsini çok yakından da takip ediyorum açıklamalarını. Fakat bizler nelere bakıyoruz? Merkez Bankası'nın bilançosuna bakıyoruz. Ve hani açıklamalara değil, yani siyasilerin açıklamalarına değil, ekonominin terminolojisinde kullandığımız diğer dinamiklere bakıyoruz. Orada öyle bir satış yok. Üstelik Merkez Bankası'nın rezervinde çok ciddi bir eksiye doğru gidiş var. Şimdi bu hadise bize şunu getiriyor o zaman. Peki ne yapıldı o gece? Yani o gece 18'den 11'e doğru hareket yapılırken bireyler satmadı ise, ki bunu da yine Merkez Bankası'nın her hafta açıkladığı, perşembe günleri yayınlanan, hem yabancıların tahvil ve hisse tarafına para girişleri, hem de bireysel ve kurumsalların elindeki döviz miktarını tuttukları bir rakam var. Oradan görüyoruz. Her perşembe açıklanıyor. Ben de oradan bakıyorum. Bunu kim yaptı o zaman? Şimdi bunun cevabının olmadığı bir ekonomi anlayışında bizim neye güveniyor olmamız lazım? Yani siyasilerin açıklamalarını elbette siyaset ekonomiyi şekillendiriyor diye dinliyoruz. Ama o zaman da bu insanları yanıltmak oluyor ve o dönemde, yani 18'den 11'e doğru giden hareketin, lütfen hatırlayın, beni izleyenler hatırlayacaktır, 2018'de o 3.80'den 6.50'ye doğru giderken dolar kuru, hatırlayın 6.50'den sonra böyle bir Eylül'den sonra böyle bir düşüşe geçmişti. Hatta o zamanlar hani tekrar ya biz bunu kontrol altına aldık, hani 5.50'lere kadar geldiği zamanlar, hatırlayın 2018'i. Ve bizlerse, yani ekonomi içindeki kişiler şunu diyorduk. Ya Allah Allah, ne oluyor ki? Yani bakıyorsun para girişi yok. Öte taraftan bütün yanlışlar aynı yanlışlar. Bu dolar kuru, ya bir anormallik var. Yani niye bu kadar aşağı geliyor diyorduk. Ve ondan sonra çok çok kıymetli, biliyorsunuz benim yayınlarıma da geliyor. Hakikaten benim için de çok ayrı insani değerde birisi. Kerim Rota'nın öncelikli yazılarından... bütün piyasanın öğrendiği, sonra konuyu çok sahiplendiği ve çok muhalefetin de konuyu gündeme getirdiği bir 128 milyar dolar hadisesine dönüştü iş. Yani ne oldu? Bakın, Merkez Bankası piyasaya geldiği zaman, bir müdahale yapacağı zaman Merkez Bankası şeffaftır ve bu şeffaflık gereği dövizeye bir müdahalesi oluyorsa orada müdahale edilen rakamların ne olduğunu Merkez Bankası'nın bilançosunda kendisi de zaten geldiğini piyasaya belli eder. Kaldı ki hani şu dönemde biliyorsunuz işte Merkez Bankası piyasaya müdahale ediyor diye okuyorsunuz. Peki zaman zaman böyle arkadan Sayın Nebati'nin söylemi bu. Önden arkadan Merkez Bankası müdahale edebilir dedi. O gün ben vallahi duyduklarıma inanamadım ama öyle dedi. Ya onun için şimdi Merkez Bankası bir şekilde kamu bankaları üzerinden döviz satışı yapılarak O gün, o açıklamanın geldiği gün daha pasif bir hava mı yaratılıyor? Ama bu şeffaflıktan çok uzak bir yaklaşım ve en nihayetinde biz bunu Merkez Bankası'nın bilançosundan görüyoruz. Dolayısıyla işimiz hafiyelik değil. Yani az evvel hani çok kıymetli Kerim Rota'yı anarken de yani bu insanlar oturup tek tek orada böyle hafiyelik eder gibi Merkez Bankası'nın bilançosunda hangi kalem, hangi şey eksildi, ne oldu? Yani böyle bizim işimiz ne dedektiflik ne de bu söylenilenlerin yanlışın doğrusunu ispat etmeye çalışmak. Ama o kadar karmaşık bir bilgi akışı var ki siyasi taraftan. Bunu biz ekonomi tarafındaki gördüklerimizle meç ettiğimizde, karşılaştırdığımız zaman o doğru noktayı bulamıyoruz. Onun için de bu dolar kurundaki hareketin, bunu anlatmam şu sebepleydi, biraz uzatmış olabilirim ya. Ama şu sebeple aslında söylemeye çalıştım. Bu harekette eğer panik olduysanız, bundan sonra 2022 için şöyle görün ortamı. Bunu belki tekrar yine ifade edeceğim size. Şu an öyle bir ortam var ki bakın böyle sis çöktüğü zaman hani arabanın görüş mesafesi çok düşer. Ve siz araba kullanıyorsanız hani daha çok direksiyonu sıkı tutarsınız, işte daha dikkatli olmaya çalışırsınız, ışıklarınızı yakarsınız ve çok hızlı gitmezsiniz değil mi? Yani çok süratli gitmeniz demek zaten Allah kayırsın bir kazaya sebebiyet verir. 2022 yılına girişimizi öyle nitelendiriyorum ben. Şu an inanılmaz bir sis var ve şu günden yarına yani 10 günlük bir mesafeyi ben size ifade edeceğim. Ama bir 10 gün sonra tekrar bakacağız duruma. Çok kısa vadede çok böyle temkinli olmanız, dikkatli olmanız, gelişmeleri doğru takip etmeniz gerekecek. Üzgünüm ama şu andaki yönetim gerçekten ekonominin dışında, yani ki ekonominin içindeyim, ben bile sıkıldım. Ekonominin dışında bir şeyle ilgilenmemize müsaade etmiyor. Ve ben her kurdaki yükselişte yeni bir şey açıklayacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla çok yukarıdan maliyetlenmişseniz, yani 15, 16 ve daha üstünden maliyetleriniz var ise size bu fırsatın geleceğini düşünüyorum satmanız anlamında. Ama hani oralarda böyle şey hırsınıza kapılmayın. Hani daha da yükselecek, daha da yükselecek. Bak bu 20'ye gidecek. Hani 20'deyken 30'a gidecek söylemleri vardı da pardon da yani 20'nin üstü zaten Türkiye'nin dediğim gibi temerrüde düşmesi demekti. Yani bayrağı çekmemiz demekti. Onun için tekrar oralara doğru gitme potansiyelinin olduğunu ama daha önceki gibi böyle süratli değil, yedirerek ki o çok daha şeydir, tehlikeli olan odur. Böyle yedire doldura gidiyor bu sefer. Dolayısıyla oralardan fırsatın vereceğini düşünüyorum. Evet, bir yatırım tavsiyesi değildir. Asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Sebebi sizlerin hangi vade, hangi risk seviyelerinde bu işleri yaptığını bilmediğim için. Çok ciddi sıkıntıya düşenler oldu. Cuma günü benim o hastane sürecimdeyken mesajlar ve öbür taraftan bu tip mesajlar. Hani bir taraftan doğa mesajları okuyorum, bir taraftan çok panik mesajlar da okudum. Onun için panik olmayın, lütfen sakin olun. Bu sene size çok enteresan bir yıl geçireceğimizi, çok karmaşık bir yıl olacağını, sisin çok yoğun olduğu için de görüş mesafesinin çok düştüğünü söylüyorum. Buradan şuraya geleceğim. Bu hafta başı enflasyon geldi biliyorsunuz. Ve bu hani dolar TL'de ve özellikle şu son uygulanan politikada şöyle bir şey söyleyeyim. Bu en son gelen yani 3 Ocak'ta gelen enflasyonda kaç açıklandı? %36 nokta değil mi? Evet, %36.08 geldi TÜFE. Şimdi üfe kaç geldi? %80 üfe. Yani şöyle söyleyeyim, bunlar böyle o kadar anormal rakamlar ki. Bakın biz bu işe başlamadan önce mesela şu anda ben Sayın Tayyip Erdoğan'ın karşısında olsam derdim ki ona bakın efendim siz bu hani faiz sebep enflasyon netice dediniz ya. Biz de bu politikayı Eylül ayı itibariyle uygulamaya başladık ya. Hani büyük bir böyle şey aldık hani faiz düşecek. Ondan sonra enflasyon düşecek inandık ya siz öyle inandığınız için. Biz de size inandık. Ama efendim siz 23 Eylül'de faiz indirimine başladınız. Faizin o zaman 18'de işte 1 puan indirdiniz. Sonra Ekim'de indirdiniz. Sonra Kasım'da işte 2 puan, 1 puan Aralık'ta indirdiniz. Tabii 14'e getirdiniz. Ama efendim bakın bu 3 ay boyunca yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Biz bunu denedik. Faizi düşürdük. Ama enflasyonumuz bizim o Eylül ayındayken kaçtı? Yani 23 Eylül'de siz bu hadiseye başlamadan önce kaçtı? 17'lerdeydi enflasyon değil mi? Şimdi kaç? %36. hem de Aralık ayında gelen enflasyon aylık, bak aylık üstüne basa basa söylüyorum, %13. 13,5 mu? 13,58. Hani efendim siz Amerika'yı örnek veriyorsunuz ya, ben de tabii ki arz ediyorum ülkemiz Amerika gibi olsun ama efendim Amerika'nın yıllık enflasyonu, bakın yıllık 6,8, bizim aylık %13,58 geldi derdim. Yani inanabiliyor musunuz? Hani aylık 13,58'i çarpın 12 ile yıllıkta kaça geldiğini hesaplayacağınızı tahmin ediyorum. O kadar matematiğiniz var. Onun için efendim hani aylık enflasyon ta koskoca Amerika'nın yıllık enflasyonunun yarısı gibi geldi. Çok yüksek geldi. Dolayısıyla biz bu politikadan vazgeçsek doğru olmaz mı? Onu da isterseniz sizin başarısızlığınız gibi adletmeyiz. Bilmez de değişiklikler yaparız filan diye anlatırdım. Biraz böyle magazinsel anlattım gene ama çünkü buradan sonraki gidişatta dostlar, şimdi Ocak, Şubat, Mart'ta bu politikanın başarılı olacağına inanmamız bekleniyor ya, Ocak, Şubat, Mart'ta. Bu arada yayınlar yorumlar sizi yapıyor mu? Yorumları kapatabilirim. Çok teşekkür ediyorum. İnsanları konuşturuyor mu sizce? Ha, Sayın Tayyip Erdoğan için mi söylüyorsunuz? Şimdi ben onun çok büyük bir güven problemi olduğunu, ben de şimdi analiz ediyorum. Çok büyük bir güven problemi olduğunu düşünüyorum. Ben ailesinin içinden bir insan olsaydım dinlerdi. Çünkü şöyle görüyor. Bunu çok güzel Kerim Rota açıkladı. Kerim Rota ile yayınımız. Ya dostlar beni yani Kasım'da izlediyseniz Şenol Babuşça hocamızla çok kıymetliydi. Ne dedi? Bugün bundan sonraki günlerimizin en iyi günü olacak dedi. Ekim ayında yaptık Şenol Babuş çocuğumuzla yayını. Kerim Rota'yla, Ömer Rıfat Gencalı'la muazzam bir yayındı. Yani bunların hepsini izleyip sizin bu işten zarar etme ihtimaliniz yok. Biz bunları konuştuk YouTube'da. Kerim Bey şunu söyledi ki ben de bunun böyle olduğuna çok inanıyorum. Şimdi baktı ki etrafındaki insanlar, işte Sayın Ali Babacan olsun. Bir dönem Mehmet Şimşek vardı biliyorsunuz. Bunlar Ahmet Davutoğlu da sonuçta Gelecek Partisi'nde. Ya bunlar o dönem belki söylediler. Yani bu faizi, çünkü ya ben Sayın Tayyip Erdoğan'ı, ben şimdi 20 yıldır finanstayım. Son 10 yıldır zaten söylüyor. Yeni bir söylem değil ki yani. Sayın Tayyip Erdoğan faizi düşürme isteğini her seferinde dile getirdi. Fakat o zaman bunu söylediği zaman hemen yanındaki bu işi bilenler bunun nelere sebebiyet vereceğini açıkladılar. Açıklayabildiler. Şimdi neye bakıyor? Bakıyor ki onu o dönemde bilgilendirenler gittiler parti kurdular. Demek ki arkasına oymak gibi yani bu bir nevi, değil mi? Vallahi ben şu an kendi kendime analiz yapıyorum. Ya ben bu işlere de girmemem lazım. Bu siyasi ve ben kendi yorumumu katıyorum o zaman, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bunun böyle olduğuna ihtimal veriyorum. Yani o dönem ona bu konuda itiraz edenlerin gidip parti kurmuş olması kendisi açısından sanki arkasından bir oyun çevirmiş olmaları anlamına geleceği için kendi doğruluğunu teyit ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bir konuyu bilmiyor olmak da artık geçti de, The Economist'in çok güzel bir şeyi vardı. Onu sizinle paylaşayım. Son altına geleceğim. Altıncılar çok malum şeydeler. Biraz dediğim gibi yayını çok uzun tutmayacağım. Erdoğan kendisinin çıkardığı yangına battaniye atmış olabilir. Fakat o battaniyenin de yanma tehlikesi var diye başlık attılar. Yani bu son 20 Aralık hadisesi için. Dolayısıyla işte onu analiz etmek benim işim değil. Danışmanları söylüyordur. Ben de bedava, bak 100 bin lira almadan bedava bilgi veriyorum. Hem de böyle güler yüzümden anlatıyorum. Daha ne istiyor, değil mi? Mesela izlese, denk gelse filan. Ya acaba güvenip de diyeyim. Allah'ım. Neyse yani zaten ben istemem öyle bir şey de. Bu yönetimle. Ya zaten kim kabul ederse orada bir problem var demektir. Nasıl olsa iş yapamayacaksınız yani. Hani bunları söylüyorsun da yapıyor mu? Hani güzel güzel anlattım da icraata döküyorlar mı? Mühim olan orası. Dolayısıyla şuraya geldim. 2022 için neye dikkat ediyoruz? Çok dikkat ediyoruz. Bir, çok soğukkanlı olacağız. İki, çok oynak bir yıl olduğunu bileceğiz. Üç, görüş mesafesinin çok sınırlı olduğunu bileceğiz. Panik olmadan kısa vadede kar gördüğümüz noktada realize etmeye bakacağız. Hırslı davranmayacağız. Yani ben 16'dan aldım, bak bu 25'e gidecekmiş, yapmayacağız. Karımızı gördüğümüz yerde realize edeceğiz. Çünkü bize piyasa çok fazla oynaklık, volatilite sebebiyle çok fırsat vereceğini, fırsat demeyelim buna, para kaybetmemeniz gerekiyor bu yıl. Bazı yıllar para kazanma yıllarıdır. Bazı yıllar kendi tasarrufunuzu yerinde tutsanız para kazanmış saymalısınız kendinizi. 2022'nin ilk yarısının çok farklı, ikinci yarısının çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Evet, ben bir erken seçim ihtimali de olabileceğini düşünüyorum. Bunları konuşacağız zaten. Çünkü bu politikanın sürdürülemez olduğunu düşünüyorum. İlk çeyrekten sonra, Mart'tan sonra, hani az evvel söyledim ya, yani ilk Mart'tan sonra ne yapılacak? Şimdi Eylül, Ekim, Kasım'ı gördük. Her şey yükseldi. Faizi düşürdük ama bu sadece bir tabela gibi. Hani bu iş yerinde asgari ücret uygulanıyordur diye bir tabela asılıyoruz ya. Bu ülkede politika faizi 14 uygulanıyor ama hiçbir yerde 14 geçerli değil. Bütün değerlemelerimiz 23 Eylül'den sonra bozuldu. Faizlerimiz 5-6 puan arttı. Dolar kurumuz 8.50'lerden 18'lere doğru gitti. Ondan sonra piyasada enflasyon 17'lerden 36'lara geldi. ÜFE'nin %80 olması bize Ocak, Şubat, Mart ayında da çok yüksek enflasyonun olacağını, %40-50'lere doğru potansiyelin olduğunu gösteriyor. Çünkü üretici en nihayetinde bunu maliyetlerin bu kadar yükselmiş olmasını fiyatlarına yansıtacaktır. ÜFE ile TÜFE arasında bu kadar açılmış makas, yani üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksinin bu kadar açılmış olması her zaman kriz zamanlarında olmuş. Biz bunu Ömer Gençalı olan yayında grafikleriyle konuştuk. Ben Instagram, sosyal medyada bunu böyle şeyle gösterdim. Yine grafiğiyle gösterdim. Bu makas 94 krizinde olmuş, 2001 krizinde bu kadar açılmış. Dolayısıyla biz zaten şu anda, ben öyle söylemiştim bir yerde, krizini yaşıyoruz. Dolayısıyla bu sürdürülebilir değil. Bu politikalarda her kurdaki yükselişte yeni bir şey açıklanacağını, en son Sayın Nebati'nin 5000 ton yastık altında altın var deyip altınlarımızla da ilgili bazı aksiyonlar alabileceklerini, enflasyona endeksli mevduat gibi böyle yeni finansal mühendislik konusunda yeni ürünler çıkacağını bilin. Bizler ne yapacağız o zaman? Geliyorum kendimize. TL'miz var, dolar olanlar olabilir, altın olanlar olabilir. Sorularınıza baktım. Genel anlamda herkes lütfen nazar boncuğu koysun. Bundan sonra nazar boncuksuz yayın yok. Şimdi TL'miz var, dolarımız var, altın için ve kriptolar için bu yorum yapacağım. Şimdi TL'm var. Kesinlikle artık bence normal mevduatta durmamalısınız. Yani sebebi şu. Şu anda kur korumalı mevduat için. Tabii benim hasta olduğum dönemde çok sorun oldu. Kafalar da çok karıştı. Ama ben kur korumalı mevduatın, yani hani o TL'de varsa sorular sonda yazın, bakacağım şeye. Ay, nazar boncuğu gönderiyorlar. Şimdi kur korumalı mevduatta şu var ya, Merkez Bankası faizin üstüne 3 tik vereceğiz ve biz bunu 3 ay, 6 ay, 1 yıllık ne kadar bağlıyorsanız, ama zaten mevduatlarda genelde 40-45 gün veya maksimum zaten öyle bağlanır da 1 ay bağlanıyor. Dolayısıyla kur korumalı mevduat, yani benim TL'm varsa ben kesinlikle normal mevduata gitmem. Ben ne yapardım? Kur korumalı mevduat yapardım. Keza kendim de kur korumalı mevduat yaptım. Şimdi çok ufak bir miktardı ama o dönem dolar alma şeyinde değildim. Orada şöyle bir şey var. Bir de görmek istedim, yani bu hadise nasıl gidecek onu da görmek istedim. Kur korumalı mevduat TL'de olanların yapması gereken, asla normal mevduat tercih etmemesi gereken bir yatırım enstrümanı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta hani o politika faizinin üstüne 3 tik veriyor ya, ve ondan sonra diyelim ki 14 politika faizi, 3 tikte öyle 17 ile bağladık paramızı. Biz 17 ile bağladık, faiz düşse de artık 17 bizim için. Ve bu 17, bakın 17 net faiz. Yani şöyle diyeyim size, siz bir bankada 20-21 mevduat faizi almalısınız ki onun stopajını düşün. %15 biliyorsunuz devlet stopaj kesiyor mevduatlarda. 17-45'lere gelir. Dolayısıyla size bunu 17'yi bir de stopajsız veriyor devlet. Onun için 17 sanki siz yıllık %20 brütle bağlamışsınız gibi bir faizdir. İyidir. Bir de ne verecek? En önemli kısmı o. Kur korumalı da size dolar kuru, o gün yatırdığınız kurla 3 ayın sonunda, eğer 3 aylık, tabii en küçük 3 aylık, keşke aylık olsaydı da 3 aylık yaptığınız, bence aylık olsa var ya, bak bunu dinliyorlarsa olur ya, danışmanlardan biri denk gelir. Aylık yapın, bu kuru korumalı mevduata çok daha fazla giriş olduğunu göreceksiniz. 3 ay çok uzun bir süre. 3 ay boyunca bağlayıp paraya dokunamıyoruz sonuçta. Yani bağladın, hani 10 bin liranla yaptın. 3 ayın sonunda kura bakılacak. Sen yatırdığın zaman 13'tü, vadenin sonunda 15 ise 13 ile 15 arasındaki farkı sana faiz olarak hesabına geçecek hazine. Şimdi bu parayı nereden bulacaklar? bu kadar ciddi bir şekilde hazineye yük oluyor olması büyük sıkıntı değil mi? Evet, çok büyük sıkıntı. Hatta bunu 90'lı yıllarda, Turgut Özal zamanında, 80'li yıllarda diyeyim, biz daha bebeyken Turgut Özal'ın bununla ilgili böyle, hatta ben de sosyal medyada duyurmuştum, böyle çok döviz korumalı mevduat için bilgisizliğin vesikası diye yaptığı, kendisinin bizzat söyledi. Yani girin döviz korumalı mevduat diye Google'a yazın Turgut Özal diye, bunu söylemi kendi ağzından duyacaksınız zaten. Bilgisizliğin vesikası, inşallah ilerleyen zamanlarda iktidarlar böyle bir yola tenezzül etmezler diye kendi açıklamaları var. Zamanında yapılmış ve çok ciddi hazineye bir yük olduğu için o dönem uygulamaktan vazgeçilmiş. Sonuçta bu fark nereden verilecek? Yani bir yerden para yaratması lazım hazinenin, değil mi? Ya da Merkez Bankası'nın. Yaratıyor bak bir gecede, onu da ilerleyen haftalarda yayınlarında konuşacağız. 31 Aralık gecesi Merkez Bankası'nın bilançosunda artıya geçirilen çok önemli bir hadise yaşandı. Bu çok önemlidir. Merkez Bankası asla, yani güven konusunda bizim bunu konuşmuyor dahi olmamız lazım. Fakat hafiyelik yapıldığı için maalesef şu dönemde rakamlar üzerinde bunu görmek için bir gecede kâra geçirildi Merkez Bankası ve hazineye o kâr aktarılacak önümüzdeki dönemde. Peki bir gecede Merkez Bankası nasıl bilançosunda böyle bir kârlı hale getirildi? Bunu yayınıma gelen konuklarla önümüzdeki dönemde konuşuyor olacağım. Çok önemli bir hadisedir bu. Öyle böyle bir şey değil yani, bir gecede 31 Aralık gecesi Merkez Bankası'nın bilançosunun kâra geçirilmesi çok önemli bir hadisedir. Bu da enine boyuna gelen konuklarımla konuşacağız. Önümüzdeki hafta çok kıymetli bir konuk var bu arada. Önümüzdeki hafta yayını da kaçırmayın, YouTube'da olacak. Şimdi tekrar konumuza döneyim. Ben altını, doları konuşuyordum. Dolayısıyla kur korumalı mevduatın yapılabileceğini düşünüyorum. Hani stopaj avantajından dolayı. Tek dezavantajının şu olduğunu düşünüyorum. Hani vade 3 ay. Arada dönemde dalgalanma olabilir ve vade sonuna geldiğinizde dolar kuru tekrar gevşemiş olabilir. O zaman da hiçbir şey almayacaksınız. 17 faiz nedir? Zaten bankalarda mevduat faizi yani 20-21'lerdeyse ona eşdeğer bir faiz almış olacaksınız zaten. Ki bankaların mevduat faiz oranları da yıl sonunda gene böyle 20'li 21'li rakamlarda yükseldi zaten. Dolayısıyla beni tek orada tutan ve kur korumalı mevduat hadisesinde TL'den yapmak için vade sıkıntısı, yani benim paraya erişimim 3 ay içerisinde dalgalanma olursa bozamıyor olmam. Dolayısıyla döviz almak isteyenler için de ben buraları buluyorum ki benim yıl sonunda biliyorsunuz bir paylaşımım vardı. Onun için özellikle beni YouTube'dan takip edenlere bunu özellikle ifade ediyorum. Ben zaman zaman öyle içimden geliyor yazıyorum. Yere bir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber yıl sonu kapanışının o günkü dolar kurunun işte 13'lerdeydi, 13-20'lerde filandı. Hani alım için uygun olabileceğini, yatırım tavsiyesi değildir diyerek. Çünkü ben kurun tekrar 15 lira gelmesini bekliyorum. Şimdi kurun çok önemli tarihler söyleyeceğim size. 20 Ocak çok önemli olacak. Lütfen o tarihe çok, Merkez Bankası'nın yine toplantısı olduğu için çok önemli. 25-26 Ocak FED toplantısı çok önemli. Bu yıl biz Türkiye'de çok fazla enflasyonu konuşacağız. Çok bundan daha fazla dış konjektürü konuşacağız. Çünkü bu yıl biz çok zorlu bir dış konjektüre girdik. Bu yıl Amerika'nın faiz artıracağı bir yıl. Dolayısıyla hani o çığ geliyor dediğim hadiseyi biz bu yıl göreceğiz. Onun için görüş mesafesi çok sıkıntılı olduğu için doların değerlendiği, dünyada doların değer kazandığı bir trendde biz faiz indirimi trendiyle girdik. Ve ben 20 Ocak için hala bazı akademisyen hocalarımızdan, iyi niyetli olanlardan faiz indirimi gelmeyeceğine yönelik açıklamalar görüyorum. Ama ben 20 Ocak'ta yine bir faiz indirimi yapılacağını düşünüyorum. Çünkü Sayın Nebati %12'ye atfetti faizlerle ilgili. Bunu bir röportajında dinlediğim için söylüyorum. Şu an 14 ise, eğer 12'ye çekilecekse bu, o zaman 2 puan daha indirim gelecek demektir ilerleyen günlerde. Bunun dolar üzerindeki etkisi, bunun ekonomiye etkisi. Bir de lütfen şöyle bakın. Hiçbirimizin, yani şu andaki yorum yapan benim yayınıma gelen konuklarımızın dahi böyle bir dönem tecrübesi yok. Bakın o kadar enteresan ki, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin şu an faizi 14, enflasyonu %36. Bu ne demektir biliyor musunuz? Eksi 22 reel faiz yani. Şimdi faizin 14, enflasyonun 36 olduğu, üstelik diyelim ki faizin 12, enflasyonun 40-50'ye gittiği bir dönemi tecrübe edeceğiz. İlk çeyrekte. Ocak, Şubat, Mart için söylüyorum. Bu bundan önce bildiğimiz hiçbir dönem gibi değil dostlar. Hiçbir döneme benzemiyor. Çok büyük bir enkaz yaratılıyor şu an ekonomide. Günü kurtaran tedbirlerin maalesef bir değişim olacaksa yeni gelecek iktidarı veya yeni gelecek başka, hani şu andaki hükümet kalsın da başka politikacılar gelsin, korkunç zorlanacakları, hasarın her geçen gün arttığı ve buradan dönüşün çok zorlaştığı bir yere doğru sürükleniyoruz. Onun için eğer Ocak ayında vazgeçerlerse bu faiz indirimi hadisesinden, hani 3 ay geriye doğru baktığımız zaman bu işte başarı elde edilemedi. Dolayısıyla önümüzdeki 3 ayda nasıl bir başarı olacak ki? Cari açık verdik, ihracat rekorları kırdık. İyi peki enflasyonumuz düştü mü? Yani nasıl olur da bir Cumhurbaşkanı'nın ekonomi politikalarında olan bir kişi Bloomberg'de röportajında söyledi. Ocak ayında enflasyonu eksi bekliyorum diye. Nasıl olur bunu söyleyebilir? Ve bunu söylerken altını nasıl doldurmaz? Ya ben söyledim olduğuyla olmaz bu işler. Ben söyleyebilirim çünkü benim hiç öyle bir siyasi bir şeyim yok değil mi? Yani ben şimdi bir AK Parti'nin bilmem ne temsilcisi olarak bu açıklamaları yapıyorsam ağzımdan çıkanı kulağımın duyuyor olması lazım. Onun için böyle ben bu karmaşa ortamının, kaos ortamının, her kafadan böyle siyasilerden yapılan açıklamaların evet hepimizi çok bunalttı. Ama bunlar sizin kendi küçük tasarrufunuzu şey yapmasın, çok etkilemesin. Siz orada doğru olanı yapmaya, doğru tarafta olmaya gayret edin. Muhtemelen enflasyona korumalı bir ürün de çıkacak. O zaman onu da konuşuruz ki bence bunun içerisindeki en iyisi enflasyona korumalı mevduat olacaktır. Hani o ürün geldiği zaman belki hani TL'de kur korumalıya değil de enflasyon korumalı olana girmelisiniz diye bir şeyim olur. Veya paranızı şimdi gene bölün. Size hep ben bunu söyledim. Lütfen tek bir yerden maliyetlenmeyin. Tek bir yerden alış yapmayın. Paranızı bölün. 50 bin lira mı var? 20 bin lira, 20 bin lira, 10 bin lira hareket edeyim yahu. Çünkü o kadar olmazların oldurulmaya çalışıldığı, suni olarak bir şeylerin yaratıldığı bir ortam var ki. Bu işin böyle sürdürülemez olduğunu biliyoruz. Onu anlatıyorum. Şimdi doları söyledim. Ben dolarda 20 Ocağı çok önemli bir tarih olarak görüyorum. Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle paralel dolarda tekrar 14 lira doğru ki benim beklentim dolar TL'de 15 seviyelerin görüleceği yönündedir. Teknik tarafta da hani 11-15 bandı diyeyim. Bence 11 lira falan tekrar düşse bayağı iyi bir seviyedir. 11-15 bandı git gel yapacağız bir süre diye düşünüyorum. Bandın üst kısmında 15 görüyorum. Zaten 18 olur mu? 15'e geldiği zaman konjektüre bakmamız lazım. Nasıl bir şey oldu? Çünkü hani diyorum ya bugünden yarına neyi yapıp orayı bozduklarını şey yapamadığımız için o günkü ortama bakmak lazım. Ama sonuçta şu anda hükümet tarafında dolar TL'nin yükselmemesi adına ama bir taraftan bunu faiz artışı olmaksızın yapmak adına ve Merkez Bankası'nın rezervi çok daha fazla ağırlaştırarak, çok daha fazla eksiye doğru götürerek çok ciddi bir zararla ki Merkez Bankası'nı biliyorsunuz ben bu Çin modeli ilk yayınımda YouTube'da söylemiştim. Hani Çin'in yani Çin bir şey örnek alacaksak Çin modelinde Çin'in 3,5 trilyon dolar be demiştim rezervi hatırlayın. 3,5 trilyon dolar. Bizim rezervimiz ne? British de 100 küsur milyar dolarlarda. Neti canım swap haricine hesaplıyorsunuz. Swap haricine bakmayın. Ama iyi de olur mu yani sonuçta senin elindeki o güçtür yani Merkez Bankası'nın rezervi dediğimiz hadise. Senin kasandaki paradır. Sen orada güçlü değilsin. Öbür tarafta faizi indirmiyorsun. Faizle ilgili bir hamle yapamıyorsun. Sen nasıl bunu kontrol altına alacaksın? Dolayısıyla dolar TL için benim şeyim bu. Teknik olarak yorumlara bak yapacağız. Perşembe akşamı Nesim'le YouTube'da hepsinin teknik seviyelerine bakacağız. Önce kısa vade düşünmek isteyen, yani kısa vade için oralara bakacağız. Nerelerde daha hani bizi al veriyor teknik olarak. Lütfen teknik seviye olduğunu altını çizeyim. Şimdi altına geldim. Altın için de şöyle söyleyeyim. Ben altın tarafında biliyorsunuz hani zaten hep altıncıyım. Bugün de böyle giyindim altın. Altın için şunu söyleyeyim. Ben ilk çeyrek yani Mart'a şimdi Ocak toplantısı var Fed'in. Sonra bir daha Mart'ta var. Şimdi oralarda Amerikan Merkez Bankası bu faiz artırımı ile ilgili yapacağı açıklama altın için de çok kritik olacak. Şimdi geçmişe dönük bilgim yani biz bu Amerika'nın faizi hep hatırlarsanız beni çok 2 yıldır pandemi boyunca takip edenler altınla ilgili şu uyarıyı yapmıştım ya ben. Demiştim ki Amerika'nın faiz artırımı altının negatif etkiler yani altını ons bazında aşağı doğru sürükler. Fakat o kadar yüksek bir enflasyon var ki o da pozitif etkiler. Şimdi bir de şu hadiseler var. Altını pozitif ne etkiler? Jeopolitik riskler. Bir de bakın bu hadisesi çok mühim. En son Biden'ın açıklamaları vardı. Şeyle alakalı Ukrayna Cumhurbaşkanı eğer yani saldırırsa Rusya, Putin saldırırsa biz Ukrayna'ya NATO desteği veririz diye bir açıklaması vardı. Kaldı ki orada biliyorsunuz Türkiye'nin hani hem NATO üyesiyiz ama aynı zamanda Rusya ile böyle ilişkilerimiz var. Bu tip jeopolitik riskler, bir savaş ortamı bunlar altını ons bazına destekleyecek şeylerdir. En cümle ben zaten onsun grafiğini açtığımız zaman ons bazında altından bahsediyorum. Aşağıda 1750 var, yukarıda 1850 var. Böyle bir bant hareketi yapıyoruz. Ben ilk çeyrekte bunun 2000 ons'a doğru gitmesi gerektiği kanaatindeyim. Ons bazında yükseliş bekliyorum. Gram bazında da dolar TL hareketi önemli ya, bizler TL'den aldığımız için. Orada da şu çok önemli diye düşünüyorum. Dolar TL kurunda nereye kadar yükseliş olabilir? Ben şöyle baktım. Dedim ki hani ons dedim 1950'lere doğru gelse, dolar kuru da şeye gelse, 15'e gelse, hani benim kendi senaryom ilk çeyrekte öyle. Altın ons'un tekrar 950'lere doğru getiriyor. Dolayısıyla bunu daha ilk çeyrek için söyleyeyim. Yani şu anda ama ilk çeyrek diyorum ama bakın 27-28 Ocak'ta FED toplantısına bakacağım ondan sonra. Yani oraları bir görmem lazım şu anda. Öyle bir senaryom var ama çok uzun vade söylüyorum. Yani şu an 3 ay çok uzun bizim için. Çok uzun bir zaman. Ocak'ta gene konuşuruz. Dolayısıyla hani daha kısa vade bakanlar bence gevşemelerde altının böyle 600 hatta ben not almıştım. Şöyle söyleyeyim size. Altın onsu gramı demiştim ki ya böyle 670'lere falan gelirse var ya çok iyi alım seviyeleri olur. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama ilk yükselişlerde de bakmak lazım. 700'lü seviyeler hani ilk etapta Saadet nerelere gelir? Şu anda bu arada yayını yaparken bizim altınımızın da gramını da söyleyeyim. 784'te. 784'te altının gramı. Ons bu yayın olduğu esnada onu da söyleyeyim 1814'te dolar TL'de 13.42'de. Bak hemen şimdi kısa söylüyorum. Ons da 1850 sonra 1950'ye doğru bir tırmanış olabilir. Ama FED toplantısı önemli. Aşağıda 1750'ye hep bakıyorum ben. Dolayısıyla onsun yukarı gitme potansiyeli var ama kısa vadede o hani şu anda 1800'lerin üzerinde kalmaya devam ediyor. Gram 784'te demiştim. Gramda ilk etapta 800'lere doğru hem bu dolar kuru hareketi hem onstaki hareketle muhtemel olabilir. Ama geri çekilmelerde hani bu oldu da aşağı geri çekilmelerde 670'lere doğru öyle bir hareket olursa hani dolar TL geri geldi yeni bir şey çıkarttılar diyelim. O hareketlerde bence alım potansiyeli uzun vadeli, orta uzun vadeli düşünenler buralardan çok büyük zararlar etmezler. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama kısa vadede hani Şenay Hanım gelmedi oraya. Ya diyorum ki bak bugünden yarına açıklama geliyor. Ama ben orta vadede bunun böyle olacağını biliyorum. Sen ona göre şeyini al. Yatırımını yap. Dolar kurunda da bu 50 günlük ortalama 13.50'den geçiyor. Gidiyoruz geliyoruz onun etrafında böyle dolanıyoruz. Ama dediğim gibi yani bu 20 Ocak'taki Merkez Bankası'nın yapabileceği, yapmazsa faizlerin pozitiftir. Faiz indirimini Ocak ayında pas geçerse gerçekten pozitiftir. Biraz daha dolar TL'de geri çekilme görebiliriz. Bak belki o zaman altında da hani dolar kuru 11'lere doğru gelirse altında birazcık böyle rahatlama verir. Çünkü daha 27'sinde FED'in toplantısı. Orada böyle bir geri çekilme olursa bir fırsat verebilir. Dolayısıyla hani bunlara dikkat etmeliyiz. Ben zaten inşallah... Bu arada nefesim çok güzel yetti. Ben hiç bu kadar performans göstereceğimi düşünmüyordum. Kendimi tebrik ediyorum. Dolayısıyla bunları söylemiş olayım. Kriptolar için hemen şöyle bir yorum yapayım. Bunu yine Perşembe Bitcoin, Ethereum'un teknik seviyelerine bakacağız. Fakat hani böyle 45.000-51.000 arasında git gel yapıyoruz. Bir dar bantta. Kırmadı da yani hani 46.300 şu anda bu yayın yapıldığı zaman Bitcoin. 3.800'de Ethereum. Ya ben hala böyle bir kısa vadede var yani o 45 yani böyle bir randımanla 50.000'in üstüne atsam diyeceğim ki tamam tekrar o 60.000'lere doğru hareketi başlatacak. Fakat o randıman gelmedi henüz. Onun için dikkatli olun. Hani 45.000-51.000 arasında git gel yapıyoruz. 45.000'in aşağı kırılma potansiyeli hala var. Ha bak kırılırsa oralar iyi bir seviyesidir bence. Yatırım tavsiyesi değildir ama güzel seviyelerden yani tekrar 39.000'lere doğru hareket olabilir çünkü. O zaman da bence portföy yapılmalıdır o anlamda. Ethereum için de aynı şey. 3.800'lerde şu anda. O da zaten biliyorsunuz sene başında 2021'de 900 dolarlardaydı. 4.800'leri gördü. Şimdi 3800'lerde. Orada da hani böyle 3200'ler falan dikkat etmek lazım. Ethereum'a daha çok inanıyorum. Gümüş soranlar olmuştu. Gümüşle de size şöyle söyleyeyim. Gümüş ilginç bir şekilde hani altına göre çok daha böyle hani hep 2021'de gümüş diye konuştuk ama hani bu yıl öyle bir hani gümüşte de bir ivmelenme ki biliyorsunuz benim altın yayınlarımda özellikle Mehmet Ali Hoca ile de yaptığımız, Mehmet Ali Bey ile yaptığımız o çok kıymetli yayınlarda da çok yüksek izlenmeler de oldu o yayında. Şimdi gümüş birazcık daha altına göre, şimdi altın da çok speküle edebileceğiniz bir şey değil yani altın çok fazla işlem hacmi geçiyor. Gümüş ise böyle birkaç büyük kurumsalın elinde olan biraz fiyatı kendi istedikleri yöne göre ittirebiliyorlar. Globalden bahsediyorum yani Türkiye için konuşmuyorum şu anda. Onun için böyle 23-25 arası git gel yapıyor. Bir 28 dolara doğru gelmiştik. 30 kusur dolarları görmüştük. Gene aynı ya bu gümüş. Ama şöyle söyleyeyim hani bir miktar portföyde bu tarafta gram gümüş alacaksanız hani ben gram gümüşte de tekrar nerelere geldik? Şimdi 23-25 dolar hareketi diyeyim gümüşte. Teknik seviyeleri konuşacağız Perşembe diye kısa kısa böyle şey yapıyorum. Kendimi daha fazla yormamak için. Gümüşte de şey dedik ne dedik? Gram tarafında da tekrar hani böyle 10.50'lere doğru 9.5'larda şu anda hani aşağı sarkarsa bence ben gerçekten portföyde alırım. Hani bir olumluluk olur dedim ya 9.50'nin altına gelirse gram gümüş orada belki böyle bir portföye bence hani bir miktar daha küçük ama bak altına diyorum ki %50 ise gümüşü %20 falan koymalısınız portföye yani öyle söyleyeyim konulabilir küçük bir miktar diyeyim. Bence bu kadar yorum yeter. Bir hayli yorum yaptım diye düşünüyorum. BES için çok pozitif düşünüyorum. Sene sonunda da bununla ilgili hatta 2022'de %30 devlet katkısı olacak. BES için ayrıca ya ben bunu çok yapmak istiyordum aylardır. Biraz ben bu haftayı geçelim. Ben BES için ayrıca bir yayın yapayım. Orada bilgilenmek isteyenlere hani genel olarak BES'le ilgili. Ben çünkü çok böyle o yorumu yaptım Twitter'a yazdım. Çok negatif yazanlar da oldu. Ya devlet katkısı %30 ama yok fondan şu kadar kesiyorlar falan. Hiç o kafada değilim. Ben BES'e çok inananlardanım. Nefes alayım. Evet ya ben enginar suyu içiyorum. Kaydedeceğim. Burada enginar, bal ve limon. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Benim sesim bayağı iyiymiş. Ben hiç bu kadar konuşabileceğimi yapmamıştım. İhtimal vermemiştim. Biraz yoruldum. Onun için sizden müsaade istiyorum. Yayına gelenlere çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı göremedim. Borsa. Borsada da şöyle. Ben tabii hani bu dolar kuru ne kadar böyle olursa borsada o kadar yukarı gitti. Ama ben borsaya inanmam için yabancı ilgisini görmem lazım. Yurt dışı tarafta hisse tarafında geçen yıl eksi 1 milyar dolar para girişi ki 1 milyar dolar Türkiye için çok böyle 1 milyar dolar küçücük bir rakam ya. Hani hisseye böyle küçük rakamın geldiği, tahvil piyasasına bu kadar yabancı ilgisinin olmadığı, bu kadar yabancı ilgisinin hisseye olmadığı bir yerde spesifik aldığınız hisseler çok kıymetli. Bunun için çok yapan yani gerçekten analiz yapan kişiler var ki Nesim de gerçekten bu konuda çok iyi. Bu sene daha hisseyle ilgili benim hep böyle bir aracı kurumla bunu yapmak gibi bir niyetim vardı. İnşallah onu yapalım dostlar ki ben size borsada böyle spesifik hisse konuşayım. Genel borsayı konuşmak bana anlamlı gelmiyor, o açıdan söylüyorum. Borsa hani pozitifim ama çok dikkat edin. Yani bu sene dediğim gibi çok fazla oynaklık olacak. Onun için borsada da özellikle bakın Türkiye ile alakalı söylemiyorum. Yurt dışı ile alakalı bu Amerika'nın faiz artırımı hadisesi bildiğiniz gibi değil. Yani onun piyasaya etkisi çok başkadır. Onu bir kere hani daha önce yaşayanlar bilir. O açıdan çok dikkat etmek lazım. Hani bir realizasyon gelişmekte olan piyasalara bir satış gelmesi demek bizi de böyle yere serecek. Onun için dikkatli olun. Borsada spesifik hisse yorumları yapalım. Devlet katkısı %30, enflasyon %80'lerde. Biz teşekkür ediyoruz. Melahat Hanım çok teşekkür. 18'den dolar alan mevduat alsın mı? Bak mesela şunu söyleyeyim. TL'den yapın dedim ama dolarınızı bozup da bu kur korumalıya geçer miydim? Geçmiyor insanlar. Yani 17-24 Aralık haftasında hala bireysellerin de döviz mevduatlarında artış var. Yine bunu Merkez Bankası'nın bilançosundan görüyoruz. Bunu sizler karar vereceksiniz. Bunu ben karar vermeyeceğim. Ama yani hatta bir anket yapmıştım ben. Bu biliyorsunuz eşinize güvenir misiniz? Eski eşinize güvenir misiniz falan diye böyle makara bir anket yapmıştım Instagram'da. Güven hadisesi, yani dolarınıza TL'ye dönüp aslında TL'de de güzel faiz alacaksınız, bakmayın yani. Hani tekrar işte hep şeyden çekiniyorum ben, 3 ay içerisinde dalgalanma oldu diyelim ama tam vade sonundayken belki düştü. Siz boşu boşuna o noktada biraz, ya o 3 ay hadisesi beni çok şey yapıyor. Mesela 40 gün deselerdi, inanın ben buna yapın derdim. Yani 40 gün 45 gün daha öngörülebilir. Ama 3 ay boyunca parayı bağlamak, o dönemdeki dalgalanmalarda hiçbir aksiyon alamayacak olmak, böyle bir konjektürde beni biraz daha tereddütte düşürüyor. Altın fiziki mi, bankada mı tutmalıyız? Fark etmez. Yani altını gram olarak da alabilirsiniz bankadan. Fiziki olarak da alabilirsiniz. Onu geçen yıl hep bunu soranlar oluyordu. Vergiden dolayı biz fiziki alınmasını tavsiye ediyorduk. Tutabilirim derseniz, hani fiziki de biraz satmak daha zor oluyor. Bankada olunca böyle gözünüzün, elinizin altında daha kolay satıyorsunuz. Onun için bu arada bir saat tamamlarız dostlar. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi bir saat yaptığımın farkında değilim. Her şeyi anlattım. Hepinize çok canlı gönülden teşekkür ediyorum. Bütün iyi dilekleriniz için, varlığınız için tekrar Allah'a şükrediyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sterlini Perşembe günü yapayım, olur mu? Bir dakika kaldı, kapanacak çünkü. Hepinize iyi akşamlar. Perşembe yine beraberiz. YouTube'da teknik analiz yayınımız olacak. Bütün bu konuştuklarımı zaten gene farklı şeylerle, bilgilerle zenginleştiriyor olacağım. Haftaya da yine çok kıymetli bir konuk var. Perşembe akşamı YouTube'da. Lütfen kaçırmayın. Eğer düzenli izlerseniz şu dönemde bence kendi tasarrufunuzu korup hem de gerçekten ekonomide nelerin olduğunu, hangi noktalarda bizi yanlışa bir şekilde, ne diyelim, hani bunu da söylemek istemiyorum yani, hani yalan söylüyorlar falan gibi değil de doğrusunu siz kendiniz karar vereceğiniz bilgi seviyesine geleceğinize inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum katılan herkese. Sterlin için sorana bana yazsın DM'den, ben ayrıca veya Instagram'da bir küçücük story'de yaparım yayından sonra, olur mu? Perşembe günü de bir daha tekrar konuşuyor oluruz. Kendinize iyi bakın. Sağlık en mühimi, en doğrusu o. Vallahi 2022 yılına başladık bile. Seni seviyorum Cankız. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.